Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sabahki güncelleme ile birlikte oyuna bazı yeni fonksiyonlar eklendi. Şimdi kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu belirtelim. Bu bir sürüm değil. 7.6 sürümün eksik kalan fonksiyonları. Hediye kutusundan başlayalım. Bu fonksiyon sihirli lokal ile alakalı. Şu sihirli konaktan da girdiğinizde burada görebilirsiniz bu fonksiyonu. Günlük 2 kez bu fonksiyonu kullanabiliyorsunuz. 12'de açılıp 12.30'da kapanıyor. Bir de akşam 18'de açılıp 18.30'da kapanıyor. Şu an açık olmadığı için içerikle ilgili fazla bilgi veremiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Ya grup oluşturuyorsunuz ya da oluşturulmuş bir gruba katıl diyerek dahil oluyorsunuz. 3 kişi olduktan sonra grubu oluşturan kişi başla diyor. Ödüllerinizi alıyorsunuz. 3 hakkınız oluyor galiba. Mevcut hediye kutusu parçası diyor. Burada 3 hakkınız oluyor. Bunu 3 kere yapabiliyorsunuz. Sanırım 3 kez de akşam bu hakkı veriyor. Toplam 6 kez yapabiliyorsunuz günlük olarak. Yani belli bir seviyeye ulaşmış çarlar için çok da önemli bir fonksiyon değil. Onu belirteyim. Hücum kapanı diye bir sahne eklenmiş. 3M altınla başvuru yapıyorsunuz. Marketine bakalım. Kuvvet madalyası veriyor bu sahne. Bu madalyaları da büyük büyüme, büyük kristal inci ve peri büyü incisini takasta kullanıyorsunuz. Sahne bilgilerine bakalım. Etkinlik başlamadan 10 dakika önce başvurular durdurulur. Her hafta bir kez başvuru yapılır. Her pazar akşamı başvuru bilgileri sıfırlanır. Yani pazartesi günü bir kere başvuru yapıyorsunuz. Bir hafta geçerli başvurunuz. Sunucu savaşı pazartesiden cumaya kadar ve çapraz sunucu savaşı cumartesi pazar olarak iki şekilde düzenlenir. Hafta içi kendi serverınızla alakalı bu. Hafta sonunda çapraz diyor. Diğer serverlarla eşleştiriyor anladığım kadarıyla. Bu sahneden kuvvet puanı biriktiriyorsunuz. Onlarla da kuvvet madalyası alıyorsunuz. Kuvvet madalyalarını da markette kullanıyorsunuz arkadaşlar. Aslında çok komik bir sahne. Akşam olunca savaşacağınızı falan düşünmeyin. Ben İnternetten baktım da hepiniz güleceksiniz yani bunu gördüğünüzde bu sahneyi. Akşam 21.10'da başlıyormuş. Bir diğer yeni gelen fonksiyon gizemli keşif. Bu yeni gelen sahnelerin içinde en önemlisi bu arkadaşlar. Bununla ilgili video çekmek biraz sıkıntılı. Çünkü bütün içerikteki parçalara, bossları, her neyse kartlara denk gelmek imkansız. Bu sebeple size şöyle bir tavsiyem olacak. Süleyman arkadaşımız Pixel Games sitesinde bunun görsellerini bulup onlarla ilgili bilgi paylaşmış. Oradan bakabilirsiniz. Şu şekilde hepsiyle ilgili bilgi vermiş. Bu şekilde daha anlaşılır olur. Çünkü bayağı karışık bir şey. Bu içeriye buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu sahne neden önemli? Oraya gelelim. Marketine baktığınızda burada Fashion arıtma taşı var arkadaşlar. Bu sahneden elde ettiğiniz gizemli madalyalarla Fashion arıtma taşı takası yapacaksınız. Oyuna yeni eklenen bir fonksiyon da Fashion arıtması arkadaşlar. Birazdan onu da göstereceğim. O yüzden bu sahne önemli. Bu Fashion arıtma taşını etkinlikler dışında kasabileceğiniz başka bir yer olmayacak bildiğim kadarıyla. O sebeple bu kısım önemli. Gelelim Fashion arıtmaya. Bu fonksiyon da bu kısma eklenmiş, Fashion kısmına. Bu kısımda arkadaşlar kanat, zırh, silah ve kask var. Bu Fashion arıtma taşlarıyla bunlara level aldırmanız isteniyor. Örneğin kanada level aldırabilmeniz için 25 tane Fashion arıtma taşı kullanmanız gerekiyor. Bu bir level olduğunda bu değerler saldırınıza, sihirli saldırınıza, defansa vesaire eklenecek. Zırhta 5 tane taş istiyor level için. Silahta da 5 tane istiyor. Kaskta da. Tabi bunlar level atladıkça istediği taş sayısı da otomatik olarak artacaktır. Yeni gelen fonksiyonlar için de bu da çok önemli. Bu 4 fonksiyonun dışında
Başka bir fonksiyon eklenmemiş ve oyunla ilgili marketlerle ilgili herhangi bir değişiklik de yapılmamış. Binek marketi ile ilgili belki bir şey yapılır diye düşünmüştüm ben açıkçası. Ama hala aynı, muhtemelen 7.7 sürümünde buraya yeni binekler eklenecek. Dediğim gibi bu 4 fonksiyonun dışında başka bir şey değişiklik göremedim ben. Fonksiyonlarla ilgili bahsedeceğim şeyler bu kadar. Herkese iyi oyunlar.